yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sonunda istediğim özellik bana geldi. Normalde biliyorsunuz oyunda ban sistemi var. Belli bir seviyeye geldiğinizde ne yapıyorsunuz? İşte taç seviyesine gelmeniz lazım. Liyakatınızın 100 olması lazım. 30 video izleyip 80'i doğru olması lazım ki dedektif başına giresiniz. Yani ilk böyle er kısmına giresiniz. Ben bunları yapmıştım. Normalde erdim zaten. Yalnız arkadaşlar şu an yani en üst seviyedeki dedektifte olan özellikler benim hesabıma da eklendi. Biliyorsunuz benim hesabım oyun açıldıktan sonraki şöyle söyleyeyim size ilk hesaplardan bir tanesidir. 6 yıldır oynuyorum. Oyun açıldığından sonraki ilk hesabımı hala hani hiç değiştirmeden oynuyorum arkadaşlar. Ve artık eğer oyunda adam hile kullanıyorsa, farklı bir şeyler yapıyorsa bunları anında banlatabileceğiz. Nasıl mı? Bir de ayrı farklı özellikler de geldi. Onları da göstereceğim. Bu arada mesajlar kısmından da göstereceğim. Bugün mesela incelediğim raporlar var. Bazıların sonuçları daha gelmedi. Mesela bugün işte 25 dakika önce 10 yıl ban yemiş arkadaş. 41 dakika önce 10 yıl ban yemiş. Raporları yavaş yavaş geliyor. 1 saat önce. Bugün 4 kişi 10 yıl ban yedi, inceledim. Tabii daha fazla kişi inceledim ama diğerlerinin raporları daha gelmedi gençler. Şimdi ondan önce hızlı bir popülerliklerimize bakalım. Bu arada tabii bedava AG olayı da var bu işin içinde. Oradan da biraz AG kasabileceksiniz. Light Knight YT, INT ve Ahmet, Valax D, Valax D, Speed, Need for Speed X, Respect mi oluyor artık bu ne? NFS. Başka kim var? Mert 242. İsim gözükmeyen arkadaşlarımız varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle bir şu kısma geliyoruz. Dedektif güvenlik merkezine geliyoruz. Tabii burada yenilikler eklendi. Artık normal mesela. Ben bugün mesela bunları incelemedim. Direkt kartal sistemine gittim. Normalde burada seviye atlamaya çalışıyordum. Şu an çok gerek kalmadı gibi geldi bana. Çünkü direkt her şeyi inceleyebiliyorum. Bu arada inceleme laboratuvarı diye bir şey geldi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki görmüşsünüzdür. Burada arkadaşlar oynadığınız maçlarda şüphelendiğiniz kişiler varsa bunların videosunu oluşturuyorsunuz, tamam mı? Videoyu görüntüle diyor. Mesela videoyu açalım. Buradan videoyu açtığımızda tabi bu videoda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu sadece size örnek olarak göstermeye çalışıyorum. Mesela takım arkadaşlarınız olur, başkaları olur, tamam mı? Şu anki şeydeki pozisyondaki benim. Burada şüphelendiğiniz birini bildirebiliyorsunuz. Mesela destek iste diyorsunuz. Buradan bildiriyorsunuz. Ondan sonra bu diğer dedektiflere de gidiyor arkadaşlar. Birkaç gün sonra da bunun sonucu geliyor. Bu yeni bir özellik. Güzel olmuş bence. Şöyle buraya kısmına, dedektifler kısmına geldiğimizde şimdi video inceleme kısmı var. İnceleme görevinde de arkadaşlar mesela diyelim bir tane video incele diyelim. 30 saniyelik inceleme geliyor. Burada da ayrıştırmalar daha da değiştirilmiş. İşte videonun baş kısmı var. Şöyle söyleyeyim. Mesela az bir başlatalım. Mesela şu kısma geleyim. Adamların olduğu kısımlar. Yani çatışmanın olduğu kısımlar. Böyle bir olay eklenmiş. Bu da güzel bir şey. AG kısmı arkadaşlar. AG'lerdi. Burada ilerledikçe buralardan AG'ler kazanıyorsunuz. 25, 20, 30, 25. O bayağı bir AG var. 30, 40, 60 falan filan. Böyle gidiyor. Sonradan sandıklar falan da alabiliyorsunuz. Böyle mesela şu AG'mizi alalım. 40 AG'mizi de aldık abi. Şimdi mesela normal ben bir incelemeye girmek istiyorum. Kartal incelemesine giriş yapıyorum. Bak oyuncu çevrim dışı diyor. Hemen girelim. Bazen böyle yapabiliyor. İzleyeceğimiz oyuncu çevrim dışı olabiliyor. Hemen dedektif diyoruz yine. Geçelim abi. Kartal sistemine geliyoruz. Sınırlı işlev... Bir daha bakayım. Acaba emülatörden olmuyor mu acaba? Emülatörden denemedim hiç. Mobilden denedim. Emülatörden böyle bir problem var mı bilmiyorum. İncele bebeğim. Başla. Evet. Emülatörde böyle bir problem var demek ki. Şimdi hemen bir mobilden giriş yapacağım arkadaşlar. Hemen telefonu bir bağlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi mobilden giriş yaptım. Emülatörden inceleme olmuyor mu ya? Demek ki kartal sistem kısmı belki emülatörde olmayabilir. Normal video inceleniyordu çünkü. Şöyle incelemeye başlat diyelim. Oyuncu çevrim dışı. Bir daha girelim abi. Dedektifler. Tamam. Kartal sistem. İncelemeyi başlat. Tamam. Evet. Emülatörde herhangi bir problem var gibi. Şimdi hemen bir başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir
alttan müziğimizle bir kısalım, incelemeye başlayalım. 16 kişi kalmış, tek başına kalmış bu eleman. Şimdi mesela bu arada ban videoları gelsin mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şurada duyuru kısmı var. Tabii bildirdikten sonra duyuru diye yapıyorum. Adam ekranda görüyor. İşte şu dedektif sizi inceliyor diye. Normalde binbaşı orada bir adam gözüktü. Ya buradan bir şey anlaşılmıyor. Buradan hani adamı görmüş olabilir. Bu bot büyük ihtimal. Genelde ona başkası mı sıktı? Etrafa bir bakıyor. Evet. Devam edelim. Genelde röntgen çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hesap da zaten yeni hesap gibi duruyor. Dikkatli bakarsanız. Ya adam hileyi kullanıyor mu, test mi ediyor? Bak, tamam. Yani bunda %100 röntgen var. Şöyle hemen röntgen diyelim abi. Kararı gönder diyelim. Şuradan da bir duyuru yapalım. Bakalım maçtan çıkacak mı merak ediyorum. Bazen maçtan çıkıyorlar direkt. Bazen çıkmıyorlar veyahut da banlıyor da olabilir. Hala şey yapıyor. Bunda sadece görme var belli. 96 dakika incelemişim. Nereden baksanız 1,5 saat. Bu kadar da belli etmezsin yani. O ara çatışmada ekran şeyini görmedi mi, ne oldu? Bak, adamın geldiğini görüyor ama bu yakın çatışmada büyük ihtimal ölür diye düşünüyorum eğer normal bir oyuncu gelirse karşısına. Yani çok bir şeyi yok adamın ya. Şu an sadece görüyor. O bot mu? Gerçek mi? Vay 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 vay. Coştu. Bak bak bak. Adam profesyonel oyuncu ya. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Devam edelim. Ya bu olaydan haberi de olmayabilir. Çünkü bazıları arkadaşlar duyuru geçildiğinde bak nereden gördün onu? Şimdi sen bu adamı nereden gördün? Ban videoları çekelim mi gençler? Ne düşünüyorsunuz? Tabi hesap yeni gibi duruyor. Yani çok fazla şey de olmayabilir. Gerçek oyuncu. Ama yeni de olsa yani modlara karşı bile bu adil bir ortam değil yani. Ah, vur abi. Onu da vur. 5 kişi kalmış. Kalan 5. Haritaya bakalım. Harita bitmiş zaten. 23 kili var. Aha. Finito. Arkadaşlar, incelemeyi bitir diyelim. Birazdan bunun mesajı da gelir arkadaşlar. Bunu bildirmiştik. Ban raporu alındı. Başarılı. 18 saniye önce arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 yıl canlı canlı banımızı da attık arkadaşlar. Evet gençler, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.